Selim'cim, ben hazır buradayken yarınki toplantının detaylarını konuşalım mı? İyi olur aslında. Benim de kafama takılan birkaç ayrıntı vardı. Tamam. Burada mı çalışalım? Yok yok. Diğer odaya geçelim biz. Burası kalabalık. Annemler de rahatsız olmasın. Nasıl istersen. Gel. İzninizle. Pelin, bekle sen, ben çalışma odasından raporları alıp geleyim. Yok yok. Ben toplantıyı bahane ettim. Asıl seni merak ettim. Beni mi? Evet. Ne yaptın ödemeye? Her şey yolunda mı? Yolunda, yolunda. Buradan pek öyle gözükmüyor ama. Moralim bozuk gibi. Yok. Yok yok. Sen benden bir şey saklıyorsun. Yüzünden anlıyorum Selim. Ya ben senin arkadaşın değil miyim? Ya ne saklıyorsun? Söyle işte. Ne iyi, ne vefalı bir kız. Dar zamanlarında Selim'i hiç yalnız bırakmadı. Hep destek oldu. Birlikte çalıştıklarını görünce benim de içim rahat ediyor. Bildiğimiz, güvendiğimiz insan neticede, değil mi? Ben çayları tazeleyeyim. Pelin, gerçekten büyütülecek bir şey yok. Tamam, anlıyorum. Yani çok da üzerine gelmek istemiyorum. Ama bir açıklamayı hak ettiğimi düşünüyorum Selim. Pelin, büyütmek istemiyorum artık bu konuyu. Peki, daha bu durum ne kadar böyle devam edecek? Bilmiyorum. Gittiği yere kadar. İş konuşuyorlarmış. Yedim ben de tabii canım, öyledir. Benim eve gelmemi tartışıyorlar işte. Benim eve gelmemi tartışıyorlar. Allah'ım, ne olur bir şey olmasın ona. Plan yapmışlar bir şey yani. Ve geri döndüm ya şimdi. Selim'den de almış tabii yüzü. Yoksa böyle köşelerde köşelerde nasıl fısırdaşacaklar? Yok. Biri duyar korkusu falan da yok ki bunlarda. Zeynep. Ablacığım sen iyi misin? İyiyim abla, iyiyim. Yok bir şeyim. Ya Zeynep, bir sakin ol. Elin ayağın titriyor. Ne oluyor sana? Ne oldu? Abla, ben çayları dolduramadım, döktüm. Sen koyarsın, ben odaya gidiyorum, oldu mu? Tamam. Allah Allah.